konusu tehlikeli. Yani Rusya'da falan, eskiden Çin'de, şurada burada falan faili meçhul için tımarhaneler kullanılıyordu. Delilerin içine atıyorlardı insanları. Orada öldürtüyorlardı delilere. Deliler cinayet işliyordu. Mecburen adam götürüyorlar, sürükleyerek götürüyorlar. Adam da delilerin içerisinde olduğu için onlarla tartışmaya giriyor. Veyahut işte onları durdurmaya çalışırken deliler saldırıp normal insanlara özellikle saldırgan tutum sergileme ihtimalleri olduğu için cinayette sonuçlanıyordu veyahut onun aklını kaybetmesi elde ediliyordu, sağlığını kaybetmesi elde ediliyordu. Bu soğuk savaş döneminin bir yöntemiydi. Yani fikir adamlarını, aydınları tımarhaneye atarak hizaya getirme veyahut yok etme, orada öldürme geniş çapta kullanılmıştı o Sovyet döneminde. Sonradan yavaş yavaş azalarak bu dönem kaybedildi ama şu an tamamen kaybedilmiş değil. Mesela Kore'de, şurada burada kullanılıyor bu. Mesela Kuzey Kore'de kullanılıyor. Adam bir şey yaptığında sen delisin diyorlar. Alıp tımarhaneye koyuyorlar. Yüksek dozda haldol vererek, akinaton vererek adamı mahvediyorlar. Yani bedenen çökertiyorlar. Legal bir görüntü olmuş oluyor. Yani adam diyor ki ben diyor ilaç veriyorum. Yani ölse bile, çökse bile. Çünkü haldol ve akinaton onun kas yapısını, beden yapısını mahvediyor. Yani kan değerlerini falan da bozuyor. Bitap hale getiriyor. Dolayısıyla legal öldürme için çok müsait bir yer oluyor tımarhane. Şiddet devletlerinde, dehşet devletlerinde bu legal uygulamaların en çok rastlandığı yerdir. Eğer bir kişinin dışarıda destekleyeni yoksa, yani basınla başka türlü de desteklenemeyecekse, yani bir demokratik tepki imkanı yoksa, karanlık sistemlerde infaz kaçınılmazdır. Yani büyük bir ihtimalle orada o şahsı öldürebilirler. Nitekim bir Çeçen'e uyguladıklarını görmüştük, gazetede yazmıştı. Tımarhaneye koydular ve adam tımarhanede öldü. Ya normal, kendi halinde dışarıda olan bir adamdı. Sonra dediler ki bu aklını kaybetti dediler. Tımarhanede resmi var, bir küçük bir yere koymuşlar. Bir süre sonra orada öldü. Ama orada kontrol mekanizması yoktu adam. Mesela avukatı yok, şunu yok, bunu yok, bağlantı kurulamıyor. Şimdi bu ölüm nedenini açıklarsan açıklarlar. Şimdi kan değerleri var orada görülüyor. İşte haldol verilmiş, akinaton verilmiş, bünyesi çökmüş. Buna bağlı olarak biz tedavi ettik. Adam da öldü. Veya tımarhanede deli saldırdı, öldü diyor yani. Biz kasten bunu yapmadık. Yalnız tutamazdık. Tabii ki delilerin içinde olacak. Orada ona saldırıp öldürmüşler yani. Yapacak bir şey yok gibi. Yani hapishanelerde nasıl adam öldürtülüyorsa tımarhaneler daha da müsaittir adam öldürtmek için. Ama karanlık yapılanmalarda mesela Kuzey Kore gibi yapılanmalar yani hiç kurtuluşu yoktur Allah vermesin. Öyle bir şeyde bütün dünya kamuoyunun ayaklanması lazım ve olayı çok iyi takip etmesi gerekiyor. Yani oradaki doktorların isimleriyle falan da takip edilmesi gerekiyor. O zaman bir şey yapamazlar. Mesela ben tımarhanedeyken, Bakırköy'deyken, Yıldırım Aktun'a geldi adamlar, beni götürdüler, hademeler, işte doktorlar, sen de Yıldırım Aktun'a çağırıyor dediler. Oranın hastane başhekimi, odasına götürdüler böyle. Üst katta bir yerler, kırmızı halılar falan serilmiş. Çıktık, adamın karşısında bizi diktiler. Adamlar da sağında solunda. Ya dedi sen dedi ben konuyu sana anlatamadım dedi. Sen bu faaliyetlere son vereceksin dedim. Yani bu dini anlatma konusunu durduracaksın dedi. Ben dedi buranın başıyım, başhekimiyim. Benim seni buradan ömür boyu çıkartmama yetkim var dedi. Yani ömür boyu burada tutarım ben seni dedi. Bu doğru mu dedi? Adamlar doğru dediler oradakiler de.
O zaman dedi, sen bu konuyu bırakacaksın, vazgeçeceksin dedi. Ben dedim, öyle bir şey yapamam dedim, yani faaliyete devam ederim ben dedim. Öyle bir konu olmaz yani, sizin demenize ben vazgeçmem dedim, yani açıkça söyleyeyim dedim. Sen bilirsin dedi. Bizi yeniden yine gönderdi o şeye. Tımarhanedeki kaldığımız koğuşa gönderdi. Sonra doktorlara görüşmemi yasaklattı arkasından. O yazı var ya, yayınlasana yazıyı. Evet, yayınlayabiliriz. Ne yazıyor? Adnan Oktar isimli hastanın Mediha Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Evet, dışarı çıkarılmayacak. Evet. Bak telefon görüşmesi bak. Şimdi bak bir kere hiçbir akıl hastasına hiçbir zaman uygulanmamış bir uygulama bu. Bahçeye çıkmama hiç uygulanmamış bir şey. Çünkü zaten tımarhanenin bahçesi. Bakın en vahimi doktorlarla görüşmeme. Ya sen tedavi etmeye götürmedin mi adamı? Deli diyorsun. Diyor ki doktorla görüşmeyecek diyorsun. Allah Allah. Evet, doktorla görüşmeyeceksin. Orada beni psikoloğa da götürdüler. Şeyde ayrı olarak söyleyeyim. Böyle binası var psikolog hanım. Otur dedi, oturdum. Anlat dedi, yani nedir bu olaylar dedi. Ben anlattım ama o arada tebliğ yapmaya başladım. Ben dedi, şimdi sen beni etkilemeye başladın dedi. Ama güzel bir kızdı, çok güzeldi bayağı. Bak beni etkilemeye başladın dedi. Onun için dedi artık görüşmeyelim dedi. Ya psikologsun, etme çarpma, gelmiş gariban hastane tedavi et. Bak beni etkiliyorsun dedi. Çok net ifadeyle bunu söyledi bak. Etkin altına girdim dedi. Ve bir daha görüşmek istemiyorum dedi. Ya çok ısrar ettim, bak görüşelim dedim. Hayır dedi, görüşmeyeceğiz dedi. Ya ismini de verebilirim resmi. Duruyor yani o hanımefendi, halen çalışıyor yani. Psiko. Doktor? Doktorla görüşmen kesinlikle yasak diyor doktor. Allah Allah ya, şifa için gelmedik mi? doktor, Allah, bu hastanede ne işi var, çıkar o zaman. Hemşire de görüşmeyecek diyor. Doktor da görüşmeyecek diyor. Kimden görüyor? Yok dedi, akıl hastalarıyla görüşeceksin diyor. Şimdi Allah izleyesin, mesela bir gaddar rejim olmuş olsaydı, bittik yani, Allah izleyesin. Ama yine bir şey olduğu için, yani sürekli basına yansıyordu o aralar, bu olaylar. Ben her an orada, mesela pastaneye gitsem, basında çıkıyordu, Milliyet Gazetesi. İşte dışarı, çok nadir beni bıraktıkları oluyordu, hasta bakıcılarının. Dışarı, onu hemen Milliyet haber yapıyordu. Ondan sonra beni yeniden yine içeri alıyorlardı. Akut servis alıyorlardı bir süre. Akut servis. Yani yeni delirmiş hastaların olduğu bölüme. Ya böyle bir sistem var mı kardeş? Bak normal tedavi edilen hastalar var. Tedavi ediyor. Ondan sonra onları bırakıyorlar. Normal yaşıyor. Yeniden akut servis alıyorlardı. Üç kapıdan geçiliyor. Çelik kapılardan. Akut servis. Yani artık burada adam öldürmeler var, hemşirelere saldırıyorlar, hemşireler ciyak ciyak bağırarak kaçışıyorlar, doktorlara saldırıyorlar. Öyle bir yer alıyorlardı. Ki biz de kapı kırdı, benim bulunduğum yerin kapısını kırmıştı. Böyle garip olaylar. Mesela gene orada ben faaliyetlere devam edince kızları bir sefer beni cinayet işlemiş, kendine de zarar veren akıl hastalarının olduğu bölüm aldılar. Bak cinayet işlemiş, kendine zarar verenler var bir de. Yani kafasını mesela duvara falan vuranlar var. Onların olduğu bölümü aldılar. Ama gazeteciler geldi oraya. Gazete basında yayınlandı o. O zaman korktular Allah'ım, çekindiler. O zaman yeniden aldılar, öbür kapalı bölüm aldılar. Yine kapalı bölüm aldılar. Baktılar başı ödemiyor, dediler artık sen git dediler. Sen de kurtul, biz de kurtulalım dediler yani. 10 ay tuttuktan sonra bıraktılar. Buraya almalarının sebebi de sizin söylediğiniz çok güzel tek bir cümle ve hiçbir suç unsuru olmuyor. Ya bak Türk kavmindenim, İslam milletindenim dedim diye. Sonra beraat ettiniz. Ya kardeşim bak ben onu getireyim belgesinden bir görün, çok ilginç. Aynı savcı, aynı savcı. Evet, çok güzel.
Önce 24 yıl istiyor. Evet. İkinci kere savcıya çıktığımızda savcı da mütalaa istedi. Yani mahkemeyi sonuçlandıracak. Bu konuşmada diyor hiçbir suçun unsuru olmadığı için sanığın beraatine diyor savcı. Ya mübarek peki bizim 19 ay niye tutuyorsunuz o zaman? Zoruna ne oldu ya? 19 ay. O da çok manidar da yani. 19 ay. Bak önce diyor bu suçu işlemiştir diyor savcı. 19 ay sonra diyor hiçbir suçun unsuru olmadığı için beraatini talep ediyorum diyor. Yani böyle ilginç durumlardan geçtik. O zaman mahkeme hakim vardı. Çok beyaz saçlı, ismini vermeyeyim. Çok değerli bir büyüktü. Bizim avukatı çağırdı. Vehbi Kahveci. Halen görevde Vehbi Kahveci. Gel oğlum demiş öyle. Bak demiş bu dava politik dava demiş yani. Benden tahliye isteme demiş. Ya kusura bakma demiş ya. Yapacağım bir şey yok demiş. Ya benim yapacağım bir şey yok. Politik dava, ben dedim ya istemem hakikaten dedim ya, rahat etsin dedim ya, şey yapma, üstlerine var mı? Ya işte o çok telaşlanıyordu kahveci. İşte şöyle böyle, her seferinde beti bembeyaz oluyordu. Ben sakinleştiriyordum. Tumarhaneye giriyordu, orada yine rengi atıyordu delileri görünce. Yine ben sakinleştiriyordum. Yani her şeyinde telaşlanıyordu. Onu sakinleştirme görevi de benim üstümdeydi böyle. Mesela gidiyoruz, belli ki bize tahliye vermeyecekler. Yani mevcut delil durumu göz önünde bulundurarak diyor. Sanığında davranışları da göz önünde bulundurarak diyor. Detay. Davranış ne biliyor musun? Benim kafa böyleydi o. Bütün resimler böyledir. İllet oluyorlardı böyle yani artık öyle diyeyim. Bazı kişiler. Şimdi bu da tahliyede bu başhekim Yıldırım Aktunan'ın odasına götürdü. Dediler ki elini öpeceksin dediler. Ben dedim el öpmem dedim. Olmaz dediler gazeteciler. Hepsi bilen yok dedim. Beni öpmem. Yaklaştırsana. Zordan elini kaldırdı benim kafam dimdik. Tarihte böyle ilk defa el öptürme vardı böyle. Kafa hizasını bak sakalımı kenarına değdiriyor görüyor musun? Ben kafamı büktüm kenara eğdim büktüm. Sakalıma elini değdirdi. Yani şu el ayasının dışını şöyle sakalıma değdirdi. Ben şöyle yüzümü kenara çektim. Göya el öptürmüş oluyor, hani hizaya getirmiş oluyorlar. Kendini kandırıyoruz. Bu benim için şereftir. Tabii, tabii. Ortamın tehlikesi açısından bu dönemde öldürülenler olduğunu anlatmıştınız. Akıl hastanesinin içinde. Efendim? Cinayetler, öldürülenler olduğunu anlatmıştınız akıl hastanesinin içinde direkt delilerin. Ha 7 kişi öldürdü benim dönemde. 7 kişi. Bu çelik tepsiyle kafasına vura 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 öldürdüler adamları. Yani sabah kalkıyorduk diyorlar falancayı öldürmüşler. Ertesi gün sabah kalkıyoruz falancayı öldürmüşler. Sizin de odanızın kapısını... Benim odamın kapısını kırdı deli. Oraları darmadağın etti. Ya dedim bak bu çok tehlikeli. Bunun böyle kafayı taktı. Bu bana zarar verebilir dedim yani öldürmeye kalkabilir, yaralamaya kalkabilir. Ben deli ne yapayım buna dedim yani şimdi yapacak bir şey de yok. Bizim de yapacağımız bir şey yok dedi. O zaman alın buradan dedim götürün. Yok alamayız dediler. Alamayız. Sonra işte anlattım ya bir hasta, zayıfça bir hasta bunu komaya soktu. Akıl almaz dövdü yani. O saldıran deli. O da bayağı iri yarı bir deliydi. Mucize bu ya. Hastanelik olunca mecburen aldılar hastaneye kaldırdılar. O kadar sopa yiyince. Akıl hastanesinden bazı video görüntüleri var. Çantacı Necmi abi Allah sağlık sıhhat versin o dünya tatlısıdır. Allah rahatsızlığını hemen gidersin ona şifa versin. Aslanlar gibi hastaneden çıksın inşallah.
Abimizin videosu var mı? Evet var. Hazırlıyorum. Görebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükür. Sıhhatım iyi. Elhamdülillah. Bu da bir imtihandır. Cenab-ı Hak tabii ki sıhhat da, hastalık da bizim içimdir. Hiç merak etmeyin. Duanıza muhtacım. Allah hepinizden razı olsun. Ah severim ben senin güzelliğini. Maşallah. Allah sana sağlık sıhhat versin. Çok imanlı, çok efendi bir abimiz. Kısa bir ara verelim.